Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Sidar Anıl Özalp, İnşaat Yüksek Mühendisiyim. Yenilenebilir enerji sektöründe güneş enerji santrallerinin kurulumlarını yapan P-Solar Enerji Sistemlerinin kurucusuyum. Aynı zamanda da tekstil ve gıda sektörlerinde de e-ticaret ve e-ihracat üzerine çalışmalar yapan iki markanın da sahibiyim. STK faaliyetleri olarak da Denizli Rotary Kulübü'nün başkanıyım. Tülo Vakfı Denizli temsilcisi ve mütevelli heyet üyesiyim. Profesyonel işlerin yanında da diğer üyesi olduğumuz STK'larda da aktif görevler almaktayız. Efendim bildiğiniz gibi bugün 9.sü düzenlenen, geleneksel hale gelen DESİAT'ın bir ödül törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle DESİAT'a bu güzel, keyifli organizasyon için çok çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Özgür Hoca'yı, Sayın Özgür Demirtaş'ı da Denizli'de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. DESİAT'a da tekrar bu davete vesile olduğu için çok çok teşekkür ederiz. Bizler de yoğun ilgiyle, bütün Denizli halkının yoğun ilgisiyle buradayız. DESİAT üyesi, Denizli sanayisinin öncü firmaları, öncü iş insanları Denizli'ye uzun yıllardır oldukça ciddi katma değerler sağlamakta. Gerek tekstil, kablo, mermer veya farklı sanayi kalemlerinde oldukça büyük bir değer katmakta elimize. Bu katma değerlerin giderek artmasını temenni ediyoruz. Her yıl ülke sanayisinde ilk 500'deki Denizli üye sayısını daha fazla üstlere çıkmasını temenni ediyoruz. Bu bir çarkın her bir dişlisi birlikte dönmesi, senkronizasyonla birlikte dönmesi Denizli'ye, A'dan Z'ye sonuna kadar her sektöre olumlu yönde yansıyacaktır. Bunun artması temennisiyle diyelim. Seneye 500'e giren sayısı o zaman artacak. Umuyoruz artar. Çünkü Denizli gelişen ve üreten bir kent. Denizli iş insanı da birçok olumsuz şartlara rağmen de hızlıca refleks sağlayıp bunu olumluya çevirebilecek de bir güce sahip, dinamizme sahip diyebiliriz. Bunun da Denizli sanayisine olumlu katkısı olur ve önümüzdeki sene umuyoruz bu 500'de çok çok daha fazla iş insanını görürüz. Umarım. Efendim bugünkü katılım nasıl olur sizce? Tabii şimdi Sayın Özgür Demirtaş akademisyen kimliğiyle oldukça çok kıymetli bir hocamız ve popülaritesi itibariyle de yoğun ilgi görüyor. Burada da salonun kalabalığından görüyoruz zaten. Anlatacaklarının kıymeti ve değeriyle ilgili zaten tartışmasız çok kıymetli bilgiler edineceğiz kendisinden. Bu sebeple yoğun bir katılım olacağını düşünüyorum. Onu da görüyoruz zaten. Peki Sidar Bey, şimdi programın biraz dışına çıkarak bir soru sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi 11 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi yaşadık. Ve DESİAT'ın da iş adamlarının çok cömert katkılarını biliyoruz kamuoyu nezdinde. Şimdi bu deprem felaketinin Denizli sanayisine nasıl bir etkisi olur? Bunu sormak istiyorum. Tabii 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri hepimizin içini yaktı. Birçok, en az 50 bin insanın hayatını kaybetti. Yaralılar, birçok kaybımız var burada. Maddi manevi çok büyük kayıplar var. Öncelikle ölenlere bir kez daha, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ülkemize sabırlar ve yakınlarına da başsağlığı dilemek istiyorum. Yaralılara da acil şifalar dilemek istiyorum. Şöyle Denizli tabii özellikle afet bölgelerinden Antep, Adana, Maraş, Adıyaman gibi illerde Denizli'nin iplik ticaretiyle yoğun ilişki içerisinde olduğu bir bölgeydi. Bu bölgede bir afet yaşandı. Maraş bundan en olumsuz etkilenen, Adıyaman ve Maraş bu saydığımız illerden en olumsuz etkilenen ve Denizli sanayisinde bir paydaş illeriydi. Tabi buradaki özellikle tekstil sektörümüzün ham maddesi iplik tedariğinde bir aksaklık yaşanıyor, yaşanacaktır. Bunun içerisindeyiz, böyle bir arz probleminin içerisindeyiz açıkçası. Bununla ilgili refleksif adımlar atılabiliyor, atıldığını da duyuyoruz. Elimizde bununla bu ham madde tedariğini önlemek adına bir takım çalışmalar başladı. Bu noktada Denizli sanayisi hızlı bir adım atarak bu süreci en hızlı şekilde gelişim gösterecekler. Belki bir tam böyle tekstil sektöründe siparişin aşırı bir yoğun dönemi de olmadığı için eldeki iplik stoğuyla bu dönemi de sanayicilerimiz en keyifli, yani en iyi şekilde geçireceğini düşünüyorum. Umarız bu bir an önce afet bölgelerindeki enkazlar kalkar, yaralar en hızlı şekilde sarılır ve tüm ülke sanayisi, tüm ülke refahı hep birlikte artar. Hani öncelikli olan tabii maddi kayıplardan konuşuyoruz ama hani bunun ülke üzerine ayrıca bir manevi kaybı var. Bu sadece bir deprem oldu, bittiğiyle değil, bunun ülkeye yükü 3 ya da 4 yıllık, belki 5 yıla kadar bir yükü hep birlikte taşımak zorundayız. 11 ilde meydana gelen depremler 81 ili psikolojikman etkiledi ve geride bıraktığı
manevi yıkımın yanında da maddi yıkımla da sadece Denizli'yi değil açıkçası bütün ülke ekonomisine bir kayıp yaşattı. Diliyoruz bundan sonraki bu olayların son olması, ders olması ve bir daha böyle bir büyük afetle karşılaştığımızda artık ölen insan sayısını en aza indirerek bu kadar maddi kaybı konuşmadığımız, herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız, yani olumsuzlukları minimumda yaşadığımız bir düzenin tesis edilmesini temenni ediyoruz. Hani önümüzde de zaten bununla ilgili bir seçim sürecine giriyoruz. Hani buranın da her vatandaşımızın, şuna inanıyorum seçim süreciyle de birlikte oraya bağladık, her vatandaşımızın nasıl yönetilmek istediği, kendisini nasıl hak ediyor, ben neyi hak ediyorum, ben nasıl yönetilmek istiyorum düşüncesi ve mantığıyla sandık başına giderek karar vermesini temenni ediyoruz ve 14 Mayıs'ın ertesinde de ülkemiz için daha refah, hepimiz için acıların yaşanmadığı, bütün olumsuzlukların son bulduğu bir dönem diliyoruz. Tabii bir yandan da dün Urfa ve Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde de sel felaketi yaşandı. Orada da birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı maddi kayıplar oralarda da yaşandı. Tabii maalesef doğa olayları bizde felakete dönüşüyor. Bu da bilimden, teknikten, liyakatten, adaletten uzaklaştığımız için böyle bu olumsuz durumlarla maalesef karşı karşıya kalıyoruz diyebiliriz. Depremle başladık. Denizli sanayisinin siz çok güzel değindiniz. Onu da teşekkür etmeden geçmeyelim. Gerçekten DESİAD, DEGİAD, diğer sanayi ticaret odası, ticaret borsası, elimizin öncü STK'ları, bizler Rotary kulüpleri yine aynı şekilde keza çok fazla belediyelerle, valilikle koordineli bir şekilde afet bölgelerine en hızlı şekilde, en optimum ve ihtiyaca yönelik yardımları, iyilikleri ulaştırdı. Sadece maddi olmasa da manevi birçok iyilik de buradan oralara taşındı. Emeği geçen, katkı sunan, hani bir taşı şuradan kaldırıp şuraya koyan, kimsenin hakkını yemeden herkesin emeklerine sağlık demek istiyoruz. Herkese teşekkür etmek istiyorum bir yandan. Şimdi sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Ne demek? Şimdi seçim süreci demişken, bildiğiniz gibi ülkemiz bir seçime gidiyor. Bunun Denizli sanayisine nasıl bir etkisi olur diye sormak istiyorum. Şöyle, hani artık şunu düşünmemiz lazım. Denizli sanayisi konuştuğumuz gibi üreten, büyüyen bir sanayi, gelişen bir sanayi. Burada yeni yeni sanayi bölgelerimiz hayata giriyor. Yani bunlar bizim için çok oldukça önemli. Sanayicinin en büyük problemlerinden biri Denizli sanayicilikle birlikte ihracatçı tabii. Ürettiğini de yurt dışı pazarlara satan bir kent aynı zamanda. Burada sanayicilerimizin en büyük problemleri bugün maliyet artışları, içerideki artan işçilik, ham madde maliyetlerinin artışı, Avrupa'nın, dünya ekonomisinin de eş zamanlı bir durgunluğa girmesi, siparişlerin düşmesi. Onları atlatabilecek birkaç argüman olabilirdi. Özellikle mesela bir kur baskısı içerisindeyiz. Uzun zamandır kur belli bir sınırlar içerisinde tutuluyor. Sanayicinin içeride TL bazında her gün maliyetleri artarken sattığı ürünün geliri, buradan gelir elde edemiyor. Gelirinde istediği bir artışı yapamıyor. Burada bir kur baskısı maalesef. Finansmana erişim çok zor. Her ne kadar kredi faizlerini biz 8,5'a, politika faizini %8,5'lara da çekilse de Merkez Bankası tarafından, bunun hiçbir anlamı, hiçbir kıymeti yok. Bugün bütün üreticinin, sanayicinin A'dan Z'ye nakde erişiminde bir sıkıntı var. Yani bu refaha en hızlı ulaştıracak argümanlardan biri olan ihracatı, ihracatçıyı küstürmemek adına daha hep tırnak içinde yapısal reformlar denen ekonomik, bugün Özgür hocamız da bununla ilgili daha kıymetli noktalara zaten değinecektir. Tırnak içerisinde bu yapısal reformlar dediğimiz liyakatli, adaletli, hukuka dayalı bir sistemin tesis edilmesini temenni ediyoruz. Mevcut iktidarla da devam edilse, bir değişim olursa, iktidar değişikliği de olsa, yeni iktidarın kim olursa olsun burada ülkeyi refaha kavuşturacak turizm, Denizli aynı zamanda bir turizm kenti. Turizm ve sanayinin önemini ihmal etmeden, buradaki turizmci ve sanayiciyi küstürmeden buna yönelik adımlar atması lazım. Bir an önce bu ekonominin üzerindeki Merkez Bankası'nın ya da iktidarın bir psikolojik baskısını kaldırması lazım. Bunu temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sider Bey. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Başarılar diliyorum sizlere. Kolay gelsin.